Şeyler söyleyelim mi? Bassak beslemezsek bunu bu hale getirmek ve bundan sonra hasadı doğru götürmek mümkün olmaz. Özellikle çiftçilerimizin çalıştığı araziye gidip sahaya inip özellikle bizzat çalışan çiftçilerimizin yanına giderek onların bu gününü kutlamak istedik. Özellikle pamuk çiftçisinin yanına geldik ki bugünlerde hastalıktan ve bu salgın neticesinde borsamız kapalı, yeni yeni açılmaya başladı. Fiyatlar dip yapmıştı pamukta. Özellikle pamuk çiftçisi bugünlerde Ekim'de Nisan'ın onlarından Mayıs'ın 15-20'lerine kadar ekim devam ediyor. Şu anda da hızla devam ediyor. Son günlerdeyiz artık. Tabii hasada takriben daha 5 ay var. 5 aylıktır takriben pamuğun hasadı. Eylül sonu, Ekim başı gibi pamuk hasadını biz yaparız. Bu zaman zarfında da bu dünyadaki salgın belasından kurtuluruz diye düşünüyorum. Yine piyasalar açılır, canlanır. Biz de ürünümüzü çok rahat satabiliriz. Bu tür ürünlerimizin biz devlet garantisi altında alım yapılmasını bekliyoruz, istiyoruz. Çünkü önümüzde dediğim gibi takriben 5 ay var. Bu 5 ay zaman zarfı gelir. Geldiğinde de eyvah demeyelim. Bugünden tedbirlerimizi alalım. Yetkililere ben bu şekilde sesleniyorum. Nasıl incirde, fındıkta, diğer ürünlerde devlet alımı yapıldıysa yine pamukta da aynı şekilde devlet alımı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerde 5 yıllık, 10 yıllık planlamalar yapılıyor. Aynı planlamayı biz devletimizden bekliyoruz, istiyoruz. Ama maalesef şu anda 2019'un primleri henüz daha hesaplarımıza geçmedi. Çiftçilerimizin çifte bayram yapabilmesi adına şu anda sizin aracılığınızla sesleniyorum. Lütfen çiftçilerimizin sesine kulak verin ve primlerimizi bayramdan önce yatırın. Evet, pamukta da devam ediyoruz. İnşallah pamuk prim desteklerimiz de yatar. Bayramdan önce bayağı bir ihtiyacımız var onlara da. Devletimizden de alım desteğine bayağı bir ihtiyacımız var. Almaları lazım çünkü. Onu desteğimiz var. İnşallah söz verdikleri gibi alım desteğini bize şey yaparlar. Halimize desteklerin bir önce yatırılırsa eğer en azından peşin işlememiz daha iyi olacak. Ama şu an tabii ki veresi işliyoruz, mazotumuz, gübremiz. Ama ne kadar erken desteklerimiz gelirse, ödersek borcumuza o kadar bizim o kadar yararımız olur. Razı bizim yani yararımız olur, öyle diyelim yani. Yani bu desteklerin aslında Nisan ayında gelip de çiftçinin peşini işlemesi lazım.